Haber Türk ekranından herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bayram özel programımızla karşınızdayız. Bugün hepimizin yakından tanıdığı, severek izlediği yeraltı tiyatro oyunları, diziler ve sinema filmleriyle hatta güzel sesiyle dikkat çeken bir isim Ragıp Savaş bizlerle olacak. Kendisiyle yer aldığı projeler, hayatı, biraz da günlük yaşantısıyla ilgili keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Geçelim. Ragıp Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Bayram özel programımızda sizi konuk ettiğimiz için çok memnunuz. Evet, aynı şekilde ben de teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bayramda beni konuk ettiğiniz için. Şimdi ben hiç zaman kaybetmeden başlamak istiyorum sizinle ilgili sohbetimize. Hepimiz aslında birçok şey biliyoruz sizin hayatınızla ilgili. Ama yine de sizden dinlemek istiyoruz. Biraz anlatır mısınız? Şimdi lisedeyken voleybol oynuyordunuz yanlış bilmiyorsak. Daha sonra amatör olarak oynuyordunuz. Daha sonra eczacı başına transfer oldunuz ve spor hayatınızda profesyonel olarak devam ediyordunuz ki ne oldu da nasıl oldu da oyuncu oldunuz? Biz aslında, sizden dinleyelim. Aslında tabii bu yani geceden sabaha olan bir şey değil. Çünkü rahmetli amcam ve yengem Semra ve Turgut Savaş devlet tiyatrosu sanatçılarıydı. Dolayısıyla hani şey, seyircilere çok ters gelebilir ya adama bak hani birden spor yaparken nasıl karar verdi diye. Yani bu alttan alta demek ki bende devam eden bir şeymiş. O etkileşim söz konusu demek ki amcadan ve yengeden. Annem edebiyata çok düşkündü ve hep ihsas ediliyordu. Yani bizim aileden çok sert şeyler yoktur. İşte şunu yapacaksın ya da bunu yapmalısın falan gibi. Biz de işte böyle bir hani şey yapılır. Ya yapsam mı acaba ya da denesen hani çok isterim sanatçı olmak çok güzel bir şey falan. Abi beni de çok enterese etmedi açık söyleyeyim ama 85 yılında amcamın beni Müşfik Kentel'le tanıştırmasından sonra her şey çok değişti hayatımda. Bir kere önce Müşfik Hoca'ya hayranlığım söz konusu oldu. Ondan sonra onunla yaklaşık 8 ay gibi bir prova süreci yaşadık, çalışma süreci yaşadık. Sonra da 86 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro ana sanat dalına girdim ve 90 yılında da mezun oldum. Sonra da zaten tiyatro vazgeçilmez bir parçanız haline geldi. Tabii çünkü yani tiyatro bir ilim. Yani tiyatronun içine girip de yani bunu yapanlar var. Yani hani ya ben çok sevmedim, çok memnun kalmadım deyip ayrılmak tiyatrodan, tiyatronun büyüsünden vazgeçmek çok söz konusu değil onun için de tabii. Daha da her sene daha aşık olarak mesleğime ve işime devam ettim ve bu sene 20. senem. Şaka gibi yani. 20 senedir evet, profesyonel harika olarak Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda tiyatro yapıyorum.